Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda A101'de sıkça gelen Polo Smart'ın akıllı bilekliğini sizlere tanıtıyor olacağım. 10 gündür kullanıyorum. 10 gün içerisindeki deneyimlerimi, cihazın nasıl olduğunu, alınıp alınmayacağını sizlerle paylaşacağım. Bu arada satın almak isterseniz eğer A101'de de bulamazsanız Amazon'dan satış linkini de ben açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Şayet orada daha uygunsa oradan alabilirsiniz. Şimdi ilk etapta kutu içeriğinden çıkanlardan ben size bahsedeyim. Kutu içeriğinden aslında çıkan hiçbir şey yok. Bir tek şu görmüş olduğunuz akıllı bileklik çıkıyor. Akıllı saat diye genellikle bunu satıyorlar ama zaten üzerinde bile akıllı bileklik yazıyor. Kutu içeriğinden başka çıkan bir şey yok. Bir şarj kablosu, şarj adaptörü hiçbir şey yok. Bir de kullanım kitapçığı var. İlk etapta ben bunun nereden şarj edilebileceğini açıkçası bilmiyordum ama daha öncesinde akıllı saatinde kullandığım için şöyle bir içine baktım. Burada bir batarya işareti olduğunu gördüm. Batarya işaretini gördüğüm için şu kısmı aldım. Birazcık zorladım. Hatta gerçekten zorladım. Çünkü zor çıkıyor. Bu şekilde bir USB girişi var. Bu USB giriş üzerinden şarj etme işlemini yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle, bunu tam şarj olması için yaklaşık 2-2,5 saat, hatta 3 saat civarında şarjda bıraksanız size 1 hafta 10 günlük şarj sağlamış oluyor. İçerisinde zaten bir işletim sistemi, bir şey ya da böyle farklı çok kapsamlı, detaylı bir özellik olmadığı için cihaz çok fazla şarj tüketmiyor. Ama bunu diğer akıllı bilekliklerden, daha doğrusu ucuz akıllı bilekliklerden ayıran bir özelliği var. Bunu şu küçücük ekranına uygulaması üzerinden ayarlayarak fotoğraf koyabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Xiaomi'nin akıllı bilekliklerinde de olan özelliği şu ucuz cihaza da yerleştirmişler. Ve hani çok net ya da çok kötü de değil ama orta kalitede fotoğrafınızı burada görebiliyorsunuz. İsterseniz çocuğunuzla, isterseniz kendinizin, isterseniz sevdiğinizin, sevgilinizin, eşinizin, akrabanızın, herkesin fotoğrafını şurada gördüğünüz minicik ekrana koyabiliyorsunuz. Ekran şurada gördüğünüz kısmın tamamı değil. Ekran gövde oranı olarak ölçülecek olursa ortalama olarak %60 civarında bir ekrana sahip. Yani şu gövdenin sadece gördüğünüz %60'lık kısmı ekran. Onun haricinde arka tarafında nabız ölçmeye yaradığı iddia edilen sensör var ancak maalesef ki ölçmüyor. Zaten bunun testini de yaptım, biraz sonra siz de göreceksiniz. Uyku kalitesi falan ölçme, böyle şeyler yok. Adım verilerini bu takip etmiyor. Telefonunuzla Bluetooth üzerinden bağlarsanız telefon üzerinden aldığı, Google konum hizmetlerinden aldığı verileri kaydediyor. Yani kısacası bunu bileğinize takacaksanız sadece telefondan gelen mesajları, bildirimleri, onları burada görüntülemeye, daha doğrusu titreşim yaratmaya yarayacak bir cihaza sahip olmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi alınır mı? Bence alınır. Neden? Çünkü bu ucuz fiyatlarda bunun gibi özelliklere sahip, yani şöyle ekranına fotoğraf koyulabilecek başka bir cihaz da yok. Çoğu kişi çünkü bu özelliği çok seviyor. Açıkçası benim de hoşuma gitti. Onun haricinde de böyle nabız tutma, ne bileyim adım sayma ya da farklı özellikleri bu cihazda söylendiği gibi çalışmamakta. Şimdi cihazı sizlere yakından göstereceğim ve uygulama kurulumunun nasıl yapıldığını beraber göreceğiz. Şimdi cihazın şu kısmını çıkarttığım için öncelikle size orayı göstereceğim. Bakın burada bir USB giriş var. Bunu bilgisayara, şarj adaptörüne veya herhangi bir USB girişi olan yere takıp şarj edebiliyorsunuz. Arka tarafında şurada bir nabız ölçme yarayan kısım görünüyor ancak dediğim gibi bu hiçbir şeye yaramıyor. Sadece yeşil ışıklar saçıyor. Şuranın bile nabzını ölçebiliyor ki zaten biraz sonra göreceğiz. Burada bir tane dokunmatik tuş var ve bunun haricinde başka hiçbir tuş yok. Şimdi ekranımda gördüğünüz gibi ben bir tane minik fotoğraf koydum. Bunu istediğiniz fotoğrafla değiştirebiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınız, akrabanız, çocuğunuz, çoluğunuz, eşiniz, herkesin fotoğrafını buraya ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bu tuşla bütün kontrolleri yapıyorsunuz. Basarak menüler arasında geçiş yapıyorsunuz. Bakın burada adım sayar kısmı var ancak dediğim gibi bu da doğru olarak çalışmıyor. Sadece telefondan verileri alıyor. İkinci kısma geldiğimizde kalp atış ritmi diyor. Bakın şimdi buna basılı tutarak içine giriyorum. Basılı tutarak girdim. Şu an ölçüyor bir şeyler ama şöyle yeşil ışıklar çıkartıyor. Bakın şimdi bir ölçüm yapacak. Hiçbir yere bağlı değil, hiçbir bileğe bir yere takılı değil. Havanın nabzını ölçecek. Yine Polo Smart'ın akıllı saatinde de olduğu gibi havanın nabzını böylelikle tutmuş olacağız. Şimdi bununla ilgili şöyle iddialarda bulunanlar olacak. Daha öncesinde bir akıllı bilekliği de böyle test etmiştim ve bunun tuttuğu verilerin yanlış olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar bu verileri aslında gerçek tuttuğunu, sadece bu bir önceki kalp atışım olabileceğini iddia etmişlerdi. Yani cihaza para verip bu cihazın gerçekten işlevsel olduğunu kendilerine kanıtlamaya çalışan insanlar çıkacaklardır ama bu cihaz ölçümleri dediğim gibi kesinlikle yanlış yapıyor. Kalp atışını gördüğünüz gibi az önce ölçtü ama hiçbir yere dokunmuyordu cihaz. Yani yanlış bir ölçüm yapıyor. Bir sonraki menüye geldiğimizde spor
diyor. Spor kısmına girdiğinizde alt menüler var. Burada koşu, ip atlama gibi şeylerin verilerini tutabiliyorsunuz. Şimdi bundan tekrardan çıkıyorum, ana menüye geldim. Spordan sonraki menümüz bilgi diyor. Bilgi menüsünde de sizin telefonunuza gelen mesajları, bildirimleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bir sonraki menüye geldiğimde burada uyku takibi diyor. İçine girelim. Uyku takibini gördüğünüz gibi buradan yapacağını iddia ediyor ama bir şey yaptığı yok. Telefona da bunun bildirimini yollamıyor. Yani ne kadar süre REM uykusunda kaldığınızı, ne kadar süre hafif uykuda kaldığınızı falan bilgilerini göstermiyor. Hava diyor. Hava kısmına girecek olursak da burada telefondan aldığı verilerle hava durumunu sizlerle paylaşıyor. Açıkçası gerçekten bu hoş bir şey olmuş. Buradan müzik diyor. Müzik kontrolünü de şöyle yapıyorsunuz. Telefonunuzda bir parça açtığınızda bunun üzerinden değiştirme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu da hoş bir özellik. Elinizi telefonunuza atmadan müzik değiştirebiliyorsunuz. Ama zaten bu da kulaklıkların üzerinde de var. Daha kısmına geldiğimiz zaman da burada bir resim çek diyor. Bir resim çek de yine telefonunuzun kamerasını açarsanız şayet resim çekmeyi buradaki tuşa basarak sağlayabiliyorsunuz. Bu da ekstradan yine bir özellik olmuş oluyor. Daha kısmına geldiğimizde başka bir şey var mı bakıyoruz. Burada aramak diyor. Neyi aramak onu bilmiyorum. Şimdi bir de burada tema kısmı var. Şimdi tema kısmında da sizlere şöyle göstereceğim. Daha kısmına tekrar gelebilirsem. Daha kısmına tekrardan geldim. Buradan tema seçeneğine basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir tema karşıma çıktı ama bunu telefondan ayarlanması daha kolay olduğu için telefondan yapmayı tercih ediyorum ben. Şimdi ben size telefondan nasıl bağlandığını göstereceğim. Bu arada şöyle bakın, bilekliğin şu kısmında bir işaret var. Şuradaki işaret şarj yerini göstermekte. Bunu buraya takıp çıkartması gerçekten zor. Kırılır mı diye açıkçası düşünmedim de değil. Şimdi bunu şuraya alıyorum ve ben telefonumu buraya getiriyorum. Telefondan ilk yapmanız gereken şey Bluetooth'u açmak olacak. Bluetooth'u açtıktan sonra girmemiz gereken uygulama FitPro. FitPro uygulamasına giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir de güncelleme aldı. Şimdilik bunu geçiyorum. Saatimiz bağlı mı? Öncelikle onu kontrol edeceğim. Şu alt tarafta daha fazla yazan yer var. Daha fazlaya tıklıyorum. Buradan şuradaki kısma tıklıyorum ve buradan saatleri arıyor. Şimdi saatimi bulacak muhtemelen. Bakın bağlantıları yaptı. Verileri de alıyor. Neyin verisini alıyorsa artık onu da bilmiyorum. Verileri de aldı. Şimdi güncellemeyi sonra yapacağız diyorum. Şimdi buradan adım kısmına bir bakalım. Adım kısmında gördüğünüz gibi uyku takibi, sağlık alışkanlıkları, kalp atımı, sağlık bilgileri falan gibi şeyler yazılmış ama bunların hiçbiri dediğim gibi doğru değil. Daha fazla kısmına geldiğimizde cihazımı bul diyor. Bastığınız zaman cihaz titreşiyor. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi cihazda bir titreşim oldu. Uzaktan fotoğraf çekme dediği, burada bastığınız zaman telefonunuzun kamerası açılıyor ve siz cihazdan, kameradan fotoğraf çek tuşuna bastığınızda fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Mesaj gönder dediği, hangi uygulamaların size bildirim gönderebileceğini, aktif edip deaktif edebileceğiniz kısım olmuş oluyor. Buradan geri çıkıyorum. Bakın şimdi bu arama ayarları dediği kısım aslında arama ayarları değil, saatin arka planına fotoğraf koyma ayarı olmuş oluyor. Arama ayarına basıyorum. Burada karşıma ilk başta varsayılan, daha sonrasında da önerme seçeneği çıkıyor. Buradan rastgele bir tanesini seçiyorum. Önerme seçeneğinden sonra şu arama arka planı yazan kısma tıklıyorum ve burada fotoğraflar açılıyor. Bu fotoğraflar içerisinden istediğim bir taneyi seçiyorum ve şuradaki OK tuşuna basıyorum. Ve artık saatimin ekranında görünecek kısım şurada senkronize et diyor. Senkronize ediyoruz. Cihaza şimdi verileri gönderiyor. Bu cihaz bakın şöyle, ekranı şöyle oldu şimdi. Veri alıyor işareti oluyor bu da. Burada verileri aldıktan sonra artık az önce göndermiş olduğum, size de göstermiş olduğum fotoğraf bu saatin ekranında belirecek. Çok net bir fotoğraf olmuyor ancak yine de idare eder. Yani şu fiyata göre idare eder bir fotoğraf olmuş oluyor. Aktarıldıktan sonra ekranda birlikte göreceğiz. Hızlı bir şekilde değil de yavaş bir biçimde en azından aktarıyor. Saati sanki böyle resetler gibi yaptı. Bakın şimdi burada artık bir fotoğraf karşımıza çıktı. Yani buradan istediğiniz fotoğrafı istediğiniz temayla ekleyebiliyorsunuz arama ayarları kısmından. Cihazı sıfırla, cihazı sıfırlı olmuş oluyor. Kaldırdı, Bluetooth bağlantısını kesiyor. Diğer kısmına geldiğimiz zaman titreşim aç kapat seçeneği burada var. Ardından oto yükseltme istediği uygulamanın ve saatin bir güncellemesi varsa onu yükseltmesi. Arka plan ayarı dediği de arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamak olmuş oluyor. Şimdi burada
ekran parlaklığı var. Siz eğer bileğinizi sağa sola böyle kaldırıp indirdiğinizde açılmasını istiyorsanız bunu aktif ediyorsunuz ve başlangıç bitiş saatlerini ayarlıyorsunuz. Buradan D&D modu var. D&D modu, rahatsız etme modu da cihaz size hiçbir şekilde bildirim vermesini istemediğiniz saatleri seçip ayarlayabiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz. Kurduğunuz alarm titreşim şeklinde sizin saatinize yansıyor. Yani bilekliğinize yansıyor. Bu da hareketsiz kalma uyarısı. Eğer şu saat aralığında, örnek veriyorum, hareketsiz kaldıysan beni uyar şeklinde bir bildirim olmuş oluyor. Benim kısmına geldiğinizde de buradan kişi bilgilerini ekleyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, nedir? Ağırlığınızı, boyunuzdur falan filan bilgilerini buradan ekleyebiliyorsunuz. Açıkçası bu fiyat bandında alınabilecek bir cihaz mı? Bence alınabilecek bir cihaz. Siz de eğer almayı tercih ederseniz şu şekilde de bir kutusu var. Polosmart akıllı bileklik diye geçiyor. Akıllı bileklik Fitpro uygulaması vasıtasıyla da çalışıyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Açıkçası dediğim gibi bu cihaz alınır mı? Bence alınır. Siz de almak isterseniz açıklamalar kısmında bir Amazon linki ekliyorum. Oradan satın alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.